Galatasaray'da Rafael Varane bombası. Davinson Sanchez ve Victor Nelson ikilisine toplamda 40-45 milyon euro bandında teklifler gelmesi nedeniyle savunmaya lider stoper arayan Galatasaray, dünya ünlü bir yıldıza yöneldi. Sarı kırmızılı kulübün ilk hedefi Manchester United'la bu yaz döneminde yollarını ayırması beklenen Rafael Varane. 2021'de 40 milyon euroya Real Madrid'den transfer olduğu İngiliz divinde mutsuz olan Fransız savunmacı sezon içerisinde verdiği birkaç röportajda kulüp yönetimini eleştirmiş ve yeni bir maceraya yelken açacağının sinyallerini vermişti. 31 yaşındaki stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kontrattaki opsiyon maddesi kullanılmadı. Galatasaray yönetimi Varane'la temasa geçip söz kesmenin hesapları içinde. Teknik patron Okan Burun'un da çok beğendiği 1.91'lik savunmacıya bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı kırmızılı var. Böylece Davinson Sanchez ve Nelson'un satışından gelmesi muhtemel 40-45 milyon euroyu da diğer transferler ve sezon içindeki maaş ödemeleri için kullanabilecek. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. Şampiyon Galatasaray takımın en önemli yıldızı konumunda bulunan Mauro Icardi'nin yediğini aramaya devam ediyor. Önce Bakan Bu, sonra da Carlos Vinicius'ta hayal kırıklığı yaşayan Cimbom bu kez deneyimli bir golcüyü gündemine aldı. İtalyan gazetesi Tutto Sport'a göre Asya'nın bu hedef doğrultusunda renklerine bağlamayı düşündüğü oyuncu Marko Arnautovic. Inter'in Bologna'dan kiralayıp 8 milyon euroya bonservisini de aldığı 35 yaşındaki golcü için tarafların kısa süre önce temasa geçtiği belirtiliyor. Haberin detaylarında Inter'in yaz döneminde yapacağı transferlere hem kadroda hem de bütçede yer açabilmek adına yeni sezon planlamasında yer vermediği isimlerden birinin de Arnautovic olduğu vurgulandı. Sürecin bu nedenle olumlu ilerlediği, tarafların da anlaşma zeminine yakın olduğu belirtildi. Galatasaray'dan Lo Celso bombası. Daha önce Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden Galatasaray bu kez de Giovanni Lo Celso'nun peşine düştü. Sarı kırmızılılar sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcunu yeni 10 numarası yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Lo Celso da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Giovanni Lo Celso Galatasaray'ın yeni 10 numarası olacak. İngiliz ekibi 2020 yılında 32 milyon euroya bonservisini aldığı Arjantinli yıldızı kadrosunda düşünmüyor. Geçtiğimiz sezonu Villarreal'i kiralık olarak geçiren Lo Celso bu sezonun başında Tottenham'a geri dönmüştü. Ancak yıldız futbolcu İngiltere'de bir kez daha umduğunu bulamadı. Kariyeri boyunca kendisi için 83 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lo Celso, eski formuna kavuşmak adına düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Thomas Partey bombası. Elit seviyede bir pres takımı olsa da Torreira'yı ön alan baskısına gönderdiğinde arkada derin boşluklar veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Torreira'nın arkasına yapılacak iyi bir 6 numara transferiyle takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Cimbom'da İngiliz'de ve Arsenal'li yollarını ayırmaya hazırlanan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması rotanın İngiltere'ye çevrilmesine neden oldu. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den tam 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, Arsenal'de forma bulmakta zorlanıyor. 31 yaşındaki Partey'in Premier Lig temsilcisiyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha etkili olacağı, onun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatıp atak devamlılığını sağlayacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan sağ beke Emerson Royal hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna tartışmasız bir sağ bek takviyesi yapabilmek için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran Cimbom, İngiltere Premier Ligi gibi Tottenham'da forma giyen yıldız ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılı yönetim Okan Buruk'un listesine aldığı Emerson Royal'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Juventus'ta ilgileniyor.
25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Emerson Royal, sağ bekin dışında sağ açık ve stoper olarak da oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.83 boyundaki Emerson, daha önce Barcelona, Real Betis ve Atletico Mineiro'da da forma giydi. Galatasaray'dan Ndidi bombası. Orta sahaya takviye için yoğun temaslara devam eden Galatasaray'ın Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldız Ndidi ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde sarı kırmızılıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. Galatasaray yönetiminin Nijeryalı orta sahanın transferi yeşil ışık yakması durumunda kesinin ağzını açmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın radarına giren Wilfried Ndidi ile İngiltere Premier Ligi'nden 3 takımda ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Ndidi'nin bonservis değerlemesi 2021 yazında 60 milyon euroları bulmuştu. Galatasaray'dan Fofana bombası. Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha rotasyonuna yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Fransız basınına göre Galatasaray Monaco'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 28 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü öne sürüldü. Fofana'nın sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldığından Galatasaray'ın bu transferi 15 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. Emre Can Galatasaray'a. Galatasaray Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Türk asıllı yıldız Emre Can işin harekette geçti. Takımıyla sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan 30 yaşındaki orta sahayla görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkinde forma giyebilen oyuncu için 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan sarı kırmızı olara Emre Can yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılılar mali şartlar konusunda oyuncu tarafıyla anlaşırsa Borussia Dortmund'da da transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi.